Hadi başlayalım. İyi geceler. Ana vallahi selam verdi. İyi geceler, ben Sedef. Vallahi oldu. 1.75 boy, sarışın, ela gözlü, 55 kilo. Ulan manken ayarladım arasını satayım. Ben de İsmail. Çok memnun oldum. Gizlilik esastır benim için. Benim için de esastır. Yarın buluşalım mı? Vallahi mi? Ulan bu kesin verecek bana. Tamam. Tabii. Siz de mi pasifsiniz? Ne pasif ulan? Gayet aktifim diye söylenir. Ha, kızlar konusunda içe kapanık mısınız demek istiyor. Evet, ben de pasifim. Yarın nerede buluşalım? Otel uygun mu? Benim ev olsa olur mu? Gizli de olur. Olur ama güvenmem lazım. Tamam. Gündüz erkek gibi dolaş, gece kadın ol. Benliğimi gizlemek çok kötü. Nasıl ya? Ben şunun özelliklerine bir daha bakayım. Transseksüel. Aa, kusura bakma, benim acil çıkmam lazım. Karım geldi. Hala yazıyor ya. Tamam, bu telefonum, ara mutlaka. Ha, ararım ben seni, emin ol, ararım tabii. Hayır, ben bu şansıma gene erken konuştum, anasını satayım ya. Öf. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben muhtara bakmıştım da. Çekmecede oturuyor kendisi. Ya bırak Allah, bırak. Otur. Böyle modern görünümlü yakışıklı adam görünce muhtar konseptlerine uyduran hepsi çarp sal 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 sal. Yapayım. Nedir? Ben İstanbul'dan geldim de adresi buraya nakledecektim. Sen nerelisin? Malatyalıyım. Emin misin? Evet. Hani ne bileyim, küçükken böyle başından bir şey geçti mi, bir hastalıktır, travmadır, anne dayağı olur, bir trafik kazası, bilemedin bir aşk acısı falan? Yok. İlginç. Ha şimdi biz 7 kuşak öteden böyle sultanlar gibi babadan oğula muhtarız, bu mahallenin muhtarıyız. Ben kendi muhtarlık döneminde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Genelde buradan İstanbul'a aldırırlar da oradan buraya aldıranı görünce insan tabii bir şaşkınlık oluyor böyle. Saçmalar falan değil mi sen? Yoksa ulan bu Büyükşehir Belediyesi'nin nüfus işte... Ha, yok yok yok, alakası yok. Muhtar, benim hikaye çok uzun, sen boş ver. Yani diyesen ki muhtar, sen benim açıklamama hak etmişsen, sen adam değilsen, sen kapıdaki itsen, sen kimsin ki beni açıklayamayın? Ve yürü git! Terbiyesizler, kimlik! İsmail ha? İsmail. Yazdım sen İsmail. Ya muhtar! Ve aleyküm selam! Bu sorunu çözsen çözsen sen çözersin. Ne haber lan, yine karına kavga mı ettin? Ne karısı ya, bütün mahalleyi köpek basmıştır. E sevin, koklayın, okşayın, hayvanı sevmek sevaptır ulan. E biz seviyoruz ama Emin abi bile ısırdılar geçen. Emin abini mi ısırdılar? Vallahi ya. Hey, neresinden ısırdılar? Kabasından ısırdılar hem de. Kabasından? Kaçından ısırdılar? Ulan yengesi pansuman yapıyor mu yengen? He? Allah senin canına mı? Rahat oturabilir mi? Sıçabilir mi? Ulan zordur ha babadan, vallahi billahi. Allah kimseye vermesin. Dur ben belediye arayayım, bizim Sıttık bunu halleder. Sıttık! Ne büyüsün? He? Sıttık yine saçlar uzun mu? Oğlum kestir onları lan oğlum. Zaten bir de boyatıyorsun, dip boyan da çıkıyor, genç kızları tavlayacağım. Oğlum yapma, etme, eleme erkek adamı. La bana bak, bu köpekleri salmışlar bizim mahalleye, onları bir toparlat, herkese ısırıyorlar. Kabasına ısırıyor. Ya cevap verme, ısırıyorlar. Ya ulan konuşma. Toparlat bu köpekleri, beni de... Ulan... Tamam, hallederler. Çok sağ ol muhtar. Rica ederim canım, nereye? Nere? İyi günler. O nedir? Taşlıdır. Aileme aldım. Öyle mi? Onu koy oraya. Utanmaz seni, muhtara bir de rüşvet teklif edersin. Ha? Hadi, ailene selam söyle. Hadi, selam. Hadi. İsmail, yine romantik bir ortamda baş başa kaldık. Soy isim neydi İsmail? Evet, İsmail. Usul nedir bilir misin? Evet. Kullanır mısın? Evet. İsmail'cim, sen bugün git yarın gel, tamam mı? Ama abdest al, olur mu? Hayır, ben bu şansımı... Şansını değil, abdestini. Üç ağza, üç buruna, kulak arkası, üç buradan, üç buradan tökün öyle ki. Tamam canım? Ha.
Hoş baktığına göre yıllardır boşa abdest aldın sen. Cenabet İsmail. Abi, yarın öğleden sonra kimseye söz vermeyin, sizi bir yere götüreceğim. Nereye, yemeğe mi? Yok abi, falcıya. Hayda, iyice sapıttın sen ya. Ne falcısı oğlum ya? Abi, falcı bahane. Falcıya bir hatunlar geliyormuş. Harika. Nasıl ya? Şöyle. Sen harbi kafayı yemişsin ya. Yok kardeşim ben gelemem ya. Yapma abi ya. Hadi kırma beni ya. Of. Tamam anasını satayım. Yapmadığımız gibi kalmıştı zaten. Tamam yarın buluşur gideriz. Harika. Bekleyin kızlar. Biz geliyoruz. Pardon. Şu adresi bile tarif eder misin? Tabii ki. Merhaba abiler. Merhaba. Polis! Oh. Buyurun benim. Çantamı çaldılar şikayetçiyim. Biz bir şey yapmadık. Evet. Bunlar. Anlaşıldı. Toplayın. Bir de polis toplayın. Olay bittikten sonra gelir derler. Toplayın alın. Toplayın. Ama Allah Allah. Bir şey yapmadık ki. Ulan nedir sizden çektiğim be? Biz yeni bir başlangıç yapalım dedik. Başlangıcın başına bak. Başlangıç derken? Oğlum şu kelimelere takılıyorsun ya öldüreceksin beni ya. Ulan iki günde iki defa içeri girdim. Abi biz kadar mahkumuz ya. Lan geri zekalı ne kaderi. Bununla kala kala sen de bunun gibi oldu diyeceğim. Biz bok yolunun mahkumlarız. Bunun kadın düşkünlüğü yüzünden biz buradayız. Zaten insanın başına ne gelirse ya meraktan ya... Öyle deme abi. Yani ben ne yapıyorsam bizim için yapıyorum. Hadi lan bizim için bir şey. Uç kurum için yapıyorum desene şunu açıkça. Yok arkadaş bitti tamam. Biz mahvolduk. Biz sittiğin sene burada yatarız. Demek bunlar ha? La siz hiç utanmadınız mı? Utanmıyor musunuz derken komiserim? Komiserim değil oğlum. Baş komiserim. Vallahi biz bir şey yapmadık komiserim. Baş komiserim. İsmail. Oğlum yine misin? Lan sen bana şaka mısın lan? Bu da mı göründüğü gibi değil İsmail? Ha? Şimdi değil desem joker hakkımı kullanmış olurum herhalde. İyi. Tamam biz başlayalım o zaman ya. Başlayalım derken? Yani ıslatmaya diyorum. Ya da yok ya. Siz konuşacak gibi duruyorsunuz değil mi? Konuşacak gibi derken? Yok biz dalalım henüz ya. Dalalım derken? Şu kelimelere takılıyorsun ya beni öldüreceksin ha. Hapseler gerçekten öleceğim derdi. Bunu böyle hani konuşarak çözemez miyiz? Neyse. Haydi çıkın bakalım. Çıkın derken? Birbiriniz çıkın oğlum işte. Girdiğiniz gibi çıkın gidin. Serbestsiniz. Abi dışarıda mı döveceksiniz? Yok be oğlum da ne dövmesi ya? Şaka yaptım lan, şaka yaptım. Şaka. Nerede o eski hortumlar değil mi? Vallahi mi? Vallahi. Sizin esas gaspçıyı bulmuşlar. Siz serbestsiniz, çıkabilirsiniz. En büyüksünüz abi ya. Türk polisi işte budur abi, budur tamam, ya. Tamam. Haydi abartmayın. Tamam, haydi. Haydi çıkın, haydi. Haydi dur İsmail, dur bir dakika. Ben bir şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Onu bir sormak istiyorum. Gerçekten bu kadar şanssız mısın?
Yoksa sen de bir ikna et. Ben de anlamadım. La bu kesin günah.